Osmanlı Devleti aleyhinde faaliyet gösteren bir çete mensubu olduğu tarafımızdan kesin olarak tespit edilmiş, Dobre Yankov'u evinde saklamak suçuyla davası görülen Alexander Makedonski hakkında karar. Kanaatimce ve şahitlerin ifadelerinde tespit olunduğu üzere sanığın vicdani hassasiyet neticesinde bahsi geçen şahsı evine almış ve yardım etmiştir. Şükürler olsun Tanrım. Ancak sanık Alexander Makedonski malum şahsın çete üyesi olduğu bilgisine vakıf olduğundan gerekli makamlara vaziyeti bildirmekte geciktiğinden kanunen suçludur. Cezalandırılmasına karar verilmiştir. Bir hangi haber? Ne de nereden manastırdan mı? Manastırdan. Ne de? Kumrem. Mahkeme bu kadar uzun sürer mi? Yoksa Allah göstermesin fena bir şey mi oldu Alex'e? Ana biz geldik mektepten. Hey hoş geldiniz. Aferin, aferin, aferin kızım. Osmanlı sizi sindirmiş, korkutmuş. Yarın buradaki bütün Türkleri öldürdüğümüzde, Büyük Bulgar İmparatorluğu'nu kurduğumuzda benden çok siz savunursunuz onu. Bana bak çocuk. Sen bu evde misafirsin. Lafını bil, üle konuş. Biz geldik. Hoş geldiniz Arife. Aa, misafirimiz mi var? Hı. Evet. Kız kardeşimin kızının çocuğu. Zarife ha? Bu kadın Müslüman mı? Müslüman ne olacak? Demek bu kadar satıldınız. Bunu bak sen. Alex! Alex! Bırak. Beni fena şeyleri zorlama. Bundan sonra düşmanımsınız. Çık evimden ben more. Hiçbiri... Dobre! Ne oldu? Yerden at Alex abi. Dur dede. Dayan. Biraz daha dayan.
seni hastaneye götüreceğiz Dobre. Dobre biraz daha... Dede ölü bu adam. Dede, araba geldi. Var mı herhangi bir haber? Var baba. Mahkeme bitmiş. Alex'e ceza vermişler. Kimler duyar kalbimi? Dede. Doğru. Ben doğrusunu yaptım dede. Ben seninle gurur duyayım torunum. Alex, ifadende bu... Bedeli buysa üderim yüzbaşı. Alex. Seni yalnız bırakmayacağız Alex. Bunu al. İçeride ihtiyacın olacak. Zerife'yi de merak etme. Onlar bize emanet. Ben en doğrusunu yaptım. Aytar Efendi. Çok bir ceza değil Zarife. Bir ay. Bir ay mı? Babam Mustafa öyle yazmış telegrafta. Bir ay. Bir ay. Çabucak geçer. Bak gücünü aç kapa geçti bir ay. Ha? Emin için üzülasın Zarife. Alex'e bir fenalık olmayacak. Öyle mi değilsin baba? Öyle. Bak Alex dönecek. Hep seninle olacak. Daha bir kere daha hiç ayrılmayacaksınız. Ama hiç ayrılmayacaksınız değil mi Fatma? Tam söyledin Ramiz, tam söyledin. Hey, hey kızım. Bir ay nedir? Allah beterinden beklesin. Ya da uzun bir ceza verseydiler değil mi öyle? Zarife. Anam Dogri Süley. Allah beterinden beklesin. Bir ay ne vakit biter? Gelecek. Dallarda çiçekler açacak. De o vakit bir ay bitecek. Alex abinden dinleyecek.
Zarife abla üzülme. Ne vakit çiçekleri açacak, Alex abim gelecek. Bana söz vermişti. Ne vakit çiçeğimi açacak, o vakit geleceğim demişti, geldi. Merak etme, yine gelecek. Ağlama. Tamam Zarifeciğim de bak. Ağla ben artık. Nikola, artık yeni bir vazifem var. Bana güvenebilirsiniz efendim. Bütün Makedonya'daki kilise mektuplarını dolaşacaksın. Bu mekteplerdeki gençleri Osmanlı'ya karşı kışkırtacaksın. Peşin muallimleriyle görüşeceksin ki gençler en kısa vakitte komitacı olsunlar. Yer. Dimitri geldi, Doktor Ivan. Alın içeri. Baş üstüne. Buyurun. Hoş geldin Dimitri. Doktor Ivan. Hoş geldin Dimitri kardeş. Gel. Beni çağırmışsınız baba. Evet abla, çağırttım. Yoksa eşkıya ile savaşmam için bana yetki mi vereceksiniz? Hayır Abdül. Anlayamadım. Anlamayacak bir şey yok Abdül. Bu hususu uzun süredir düşünüyorum. Ama evladım olmana rağmen sana olan inancımı ve itimadımı tamamen kaybettim. O yüzden sana hiçbir surette mesuliyet vermeyeceğim. Âlâ, âlâ. Bu sefer de beni şaşırtmadınız baba. Her zamanki gibi bana güvenmeyip beni aşağılıyorsunuz. Ama bu defa buna müsaade etmeyeceğim baba. Abdül, haddini bil. Yeteri kadar sabrettim baba. Artık haddini bilmesi gereken biri varsa o da sizsiniz baba. Ağzından çıkanım kulağın duyar mı senin? Çok pişman olacaksınız baba. Bu yaptıklarınız için çocukluğumdan beri bana güvenmeyip beni adam yerine koymadığınız için çok pişman olacaksınız. Hepsini ödeteceğim size baba. Hepsini ödeteceğim. Defol. Defol buradan. Sakın bir daha gözüme gözükme. Zabit. Gözükmeyeceğim. Ama yaptıklarımı duyacaksınız baba. Geceleri uykunuz kaçacak. İliklerinize kadar pişman olacaksınız. Anlıyor musunuz? İliklerinize kadar pişman olacaksınız. Defol. Defol dedim. Götürün çekilin. Bunu. Çekilin. Çekilin. Böyle usulleri değiştiririz Dimitri. Artık baskınlara kalabalık gitmeyeceksin. Beş, on komitacıdan oluşan küçük gruplar oluşturacaksın ki daha zor yakalansınlar. Elbette bu komitaların hepsi senden sorulacak. Hepsi senin emrinde olacak ama bu komitalar Makedonya'nın her tarafına yayılacak ki en kısa vakitte her biri yanı Makedonya'nın alev alev olsun. Anlayır mısın Dimitri? Çok iyi anlayayım Doktor Ivan. Çok adam lazım toplayan. Ama onun için çok vakit lazım. Bahara kadar bana vakit ver. O zamana kadar 100-150 komite toplarım. Güzel.
O vakte ka ortalıkta görünmesin Dimitri. Baskınlar durdu sansınlar. Emredersiniz. Artık sona yaklaşıyız. Bir iki senede Makedonya düşecek. Lazım hakkımız olanı alalım artık. Çiçekler açtı. Demek ki Alex abim dönecek. İnşallah. Zarife, bu mu bu mu? Dur bakalım. Bilmiyorum ki, ikisi de güzel. Hangisini koysam acaba? Dur bak. Zarifecik. Bunu getirdim takalım. Heh, şimdi tam oldu. Gel. Ver mamacık. Dur bakalım. Hı-hı. Çok güzel oldun Zarife. Aa, çok güzel oldu vallahi. Dur bakalım. Ha? Bu sanki daha güzel değil mi? Pembe koyalım. Ha, bence de. Bence evet. De. Bu olsun. Dur. Hadi. Daha inmeyler mi Fatma? Neredeyse gelecek. Emeller Ramiz, az biraz sabırlı ol. Fatma, amori geldi mi Alexler? Ah yok, daha gelmediler. Bekleyiz. Oh, kaçırmamışız. Ne bak? Çok sevem ki ne vakit görüm kavuşu iki kişi. Hadi, hadi. Ben de. Eksik kalma. Ha, hadi gelin. Vay da. Ama yavaş. Yavaş geliriz baba. Aman da aman. Ne kadar yakışmış bahar çiçeklere. Hey, geleyler. Geleyler. Bahar geldi Alex. Benim baharım sensin. Thank you.
Herkes hazır mı? Hazır. Patrick, ilk komutanın başı sensin. Ohrid'in çevresi senin. Hiçbir Türk orada yaşamasın. Tamamdır Dimitri. Yorgi. Tüla. İkinci komutanın başı sensin. Radoviç'in çevresi senin. Hiçbir Türk kalmasın. Sen hiç merak etme Dimitri. Mikael. Üçüncü komutanın başı sensin. Valandova'nın çevresi senin. Orası Bulgaristan, unutma. Hiç merak etme. İvanov. Dördüncü komutanın başı sensin. Koçaniye'nin çevresi senin. Sen zaten işini bileysin. Anladım. Abdül. Söyle Dimitri. Manastır senin olsun. Babanın yanında istesin olasın. İsterim tabii Dimitri. İsterim. Şimdi beni iyi dinleyin. 15'erli 10 tane grup yapacaksınız. Onların başına en güvendiğiniz adamları koyacaksınız. Anladınız mı? Ya sen Dimitri, sen nereye istesin alasın? Prileb benim. Makedonya'da isteğim taş taş üstüne bırakmayasınız. Anlaşıldı Dimitri. Olasın Atıcam. Sağ ol Ayla. Afiyet olsun buyurun. Sağ ol Ayla. Afiyet olsun. Sağ olasın Atıca. Sağ ol. Alex. İnşallah çok aç değilsin çocuğum. Yemek kaşığı ne olacak? Yok yok Fatma Hanım, yiyeyim ben. Merak etmeyin. İsteğimizin ayağını uzatasın. Heh, uzat uzat. Sağ ol. Say ne oldu ayağın Alex? Yok bir şey Zerife. Mühim değil. Mühim bir şey yok Zerife, merak etme. Ben de baktım. Ayağı incinmiş o kadar. Alex, nasıl oldu bu iş? Hapishanede dövüşmüşler Ramiz Efendi. Daha doğrusu üzerine saldırmışlar Ramiz amca. Kimler? Öteki mahkumlar. Ne isteymişler Alex'ten? Öğrendiler ki saklamışım eşkıya. İstedim anlatırım ama anlamadılar. Bak günümüz, bak bak. Geçti gitti Ramiz amca. Öyle öyle Alex, geçti gitti. Mahpusluk zor, ben bilirim. Çok zor. Nereden bilirsin be? Ağzıma girdim çıktım, atacağım senden ütürü. Benden ütürü mi? Nasıl o makinenin peşine koştun, sarhoş sarhoş gittin Petrus Efendi'nin evine. Ondan ütürü girdi. Hey Hatice, Hatice. Ha benim güzel kızım. Salt senin kocam mahpus yattı. Benim kocam da mahpus yattı. Ki bu benim kocam senin baban oğlu. Hem niçin hapus yattı? Dur bakalım. Ben ne sanayım? Aa, zamparalıktan yattı. Hatırlar mısın o günleri Ramiz? Aha, hatırlamaysın. Dur bakalım ne vakit idi? Aha, aha. Dur Süleyem. Heh. Hemen zaman içinde, kalbur zaman içinde var idi bir zampara sütçü Ramiz. Allah rahmet eylesin. Ha öyle mi? Demek o öldü güne göre ben o sütçü Ramiz değilim. O başka sütçü Ramiz. Eh,
Allah taksiratını affetsin değil mi? Sen var ya sen. Değil adam. Agacı değil mi agacı? Ha, değil de değil. Haydi bebek yanım, haydi acele et, acele. Çapar efendi, yangına gitmeyiz Allah aşkına, yavaş ol, koşamayın. E geç kalırız ama. Tüy be, tüy be. Çabuk, çabuk, çabuk Meryem. Alex, silah ver. Tuzem, dur, dur. Sen at, dur kızım. O tabureyi versene. Hey Namık, ben yok iken sen muallimlik yapmışsın. Bre. İyi düşünmüşsün bunu, Dilaver. Evet, mektep kapalı kalmasın dedik. Bre, yokluğunu hiç arattırmadım çocuklara. Çok degişik şeyler ürettirdim. Eminim. Mahmut Hoca nasıl değişik şeyler? Süle'de ügrenelim. Süle mi? Zırfı kalk! Ah gene başladık. Süle bakalım. Karıncaların ömrü kaç senedir? İçi karıncalar 7 sene. Sultan karıncalar 15 sene yaşar. Zavallı karıncalar ne kadar az yaşarlarmış. Efendim. Süle bakalım. Pireler boylarının kaç katı havaya zıplayabilirler? 150. Aferin. Sineklerin kaç gözü vardı? 5. Oldu 5. Bu bütün börtü böceği sen mi ügrettin? Öyle ben ügrettirdim. Çok affedersin, ben öyle herkes gibi muallimlik yapamam. Ben dünyaya biraz değişik gözlerle bakayım. Söyle bakalım. Kızlancıklar niçin yok? Niçin yok? Ödev verdim. Ha iyi. Ya kaytarmışsalar? Yok kaytaramazlar. Başlarına İlyas Sabit'i koydum. Ona da görev verdim. Daha iyi, sofra hazır. Buyurun. Ha gelin. Haydi bakalım. Haydi 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 haydi. Haydi geçin bakalım. Geçin geçin. Haydi kızçeler yemek hazır. Haydi kızanlar. Kızlar herkes evine. Merak edecek ananız. Biz de işbez oynayalım abla. Gittiler. Hem yemek vakti yetti bu kavuyun. Ne olur abla? Gittiler. Haydi. Peşin eller yıkanacak. Ne kadar güzel. Sofra ne kadar güzel. Elinize sağlık Fatma Hanım. Çok güzel olmuş her şey. Afiyet olsun çocuğum. Afiyet olsun ama bana söyleme eline sağlık. Nazım karına söyleyesin. O yaptı pideyi senin için. Değil mi? Hatice. Sen niçin bana böyle güzel sofra kurmaysın? Aşık olsun Hasan. Bak tarafında. Süler abimiz. Lazım kutlayalım değil mi? Damadımın dönüşüne. Öyle beramiz efendi. Lazım. Lazım kutlayalım. Lazım kutlayalım. Kutlayalım Hasan. Vay be. Atıcı getirin benim bok barakıyı. Bok barakı mı? Biraz süredim. Bok barakı. Testinin içinde. Ulele. Babamın bokma rakısı neredeydi? Bak nerede sorayım. Nerede olacak testin içinde bilmeyi misin ay? Test edeceğim hadi. Vay de. Testinin içinde değil. Duydun abla. Hadi güzel karıcığım. Git getir rakıyı. Biz içtik ya rakıyı kızlar. Ne? İçtiniz mi? Ne yaptınız ne yaptınız? İçtiniz. Üle mi içtiniz? İçtiniz mi kız? Üle ana içtik. Yok be ana içmedik şey bu nevreste yanlışlıkla su yerine onu içti. Üle üle su zannettim de içtim ha tadı da pek tatlıydı. Şimdi olsa şimdi de içerim. Nevreste? Vay be. Zarifesinde mi içtin? Yok be tübbe ben içmedim. Yalnız bile biraz dilimle ucundan tattım o kadar. Nasıl be ucundan yalnız biraz? Neyse sonra konuşuruz. Fatma ne zamanlara yetiştik bak günü müsün? Karılar da içki, rakı içey. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar Cabber Efendi, hoş geldiniz. Buyurun buyurun, hoş geldiniz. Buyurun gel gel. Hoş bulduk, afiyetler olsun maşallah ne güzel sofra. Hayırdır Bedi annemden o ne tutaysın eline? Ha kocamın yaptığı en hasından bogmaraki. Ramiz efendi bilirsin artık ben içmeyeyim. Böyle evde duruyordu. Bedi yanımda dedi
Alex'in şerefine Ramiz Efendileri götürelim. Getirdik. Aa, Elke artık içmeye sana. Tam vaktinde geldi bomba rakı. Getir, getir. Çok iyi yapmışsın Cahpar Efendi. Haydi verin de içelim rakıyı, haydi. Ne? Devrasta, çekelim lan. Devrasta, şşt. Ver ben ona. İçelim, içelim. Bravo. Tut çocuk. Bu bitmiş be. Aa, bitmiş be. Üle. Çok içmişik be moral Ramiz. Ha, epi topu bir testi içtik be. Bu kadar kişi. Mustafa ile yüzbaşı hiç içmediler. Cabal Efendi zaten içmiyor. Hepsini biz mi içtik? Biz içtik be Hasan. Vay be. Cabal Efendi, haydi kalkalım artık. Aa, nereye gidersiniz be diye. Bak. Bak kahve pişiriyor size Hatice. Hay oturun biraz daha. Baba Cabal Efendi, madem içmeysin rakı, kahvemizi iç bari. Peki. O vakit kahvemizi içip öyle gideriz. Bakın bunlar birbirine. Kızlar, siz yarın ne yapaysınız ha? Ne işiniz var yarın? Kız Münevver ne var yapsınlar? Mektebe gidecekler elbet değil mi? Baba baba bu da unutmuş. Kız yarın bağırın ilk günü kız onu istedim. Ha, aa, doğru diyorsun. Geldi aklına. Benim için gelmedi aklıma. Benim çok derdim var, senin yok. Tabii senin gelir aklına. Senin derdin var da benim yok. Buraya onun evresten var. Rakim var mı Rakim? Rakim mi? Yok Muri kız. Nereden Rakim? Yok. Komşu dolaşma adetini onu isteyeyim Süleyem hatırlatam. Doğru diyorsun de haydi. Koku sütlü açım yalnız. Haydi. Kız karıştı. Mustafa ne adeti bu? Vallahi ben de bilmiyorum abi. Sen biliyor musun ne adeti bu? Ya bileyim ben biliyorum Mustafa. Lan demeyeyim ben. Şimdi baharın ilk günü çocuklar toplaşır. Ellerinde bahar dalları. Değil mi? Renk renk, er çeşitten. Kapı kapı dolaşırlar. Yalnız tavuk taklidi yaparlar Hasan. Gıdı gıdak, gıdı gıdak, gıdı gıdak, gıdı gıdak, gıdı gıdı gıdak, gıdı 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 gıdak, gıdı 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 gıdak, gıdı 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 gıdak, gıdı gıdı gıdı. Ya işte komşular da onlara hem şeker dağıtır, hem yemiş verir, hem elma verir. En güzel kim yaparsa tavuk taklidi ona daha çok verir. Babuşko yapalım, yapalım. Yapın. Yapalım ana, yapalım. Çocuklar, ona muallim efendi karar versin, öyle değil mi? Tabii ki yapabilirler, tabii ki. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Yapamazsın. Yaparlar, yaparlar. Kandırdım. Yaşasın, yaşasın. Yeter. Gene mi sen? Kimin eşeğisin sen be? Çekil eşeğim yanından. Çekil. Hay. Sağ ol. Ne oldu be Hasan? Fatma! Evde yapayım. Bak aklıma ne geldi. Ne? Ne geldi babacığım? Şimdi madem yarın bağırın ilk günü. Madem muallimlerimiz ya müsaade ettiler gitsinler çocuklar. Biz de böyle ailecek hep beraber kıra gidelim. Gülelim, oynayalım, zıplayalım. Ne kadar iyi düşünmüşsün babiçko. Çok iyi düşünmüşsün babiçko. Ya hem sonra bak Alex düğünde. Zarife Kumru, Mesut. Sen neredesin Fatma? Ne var diyeyim? Çok iyi düşünmüşsün. Hadi gidelim. Biz de gideriz Dilaver'i öyle değil mi? Yarından sonraki gün yaparsak bu kır gezisini gideriz tabii.
Öyle yaparız mı amcasının kaymakamı? Bir sonraki gün yaparız. Tamam. Ha, bir sonra hadi. Anlıyorsun değil mi benim Muallim Efendi? Osmanlı'ya karşı savaş yakındır. Hristiyan gençlerimiz de lazımdır. Hazır olsun bu savaş için. Asker gibi yetişecek bunlar, asker. Bu vazifede senindir Muallim Efendi. Kilise mekteplerindir. Anlayayım Nikola Efendi. Bu yolda sen hem senin gibi bütün muallimlere her türlü maddi manevi desteği sağlayacağız. Sağ olun. Büyük Bulgarya'nın senin gibi savaşçı muallimlere ihtiyacı var Zoran. Hadi kal sağlıcakla. Ne kadar güzel ilerledin mi kaynanan kırlara gideceğiz. Aman Muri gelin sen yine bayılısın bir yerde eğlence olsun. İlk oraya gidersin sanki seni bekliyorlar. İlle bayılayım. Fatma. Hı. Yarın şöyle güzel bir sofra kuralım. Tabi kuralım. Bu kakariz nasıl kurmayalım? Valla türlü türlü yemekler de yaparız. Yaparız kız kardeş. Sen yapma Hatice'm. Niçin? Sen pek güzel yapamaysın. Bak kahveyi içtim mideme agri girdi. Nesi var kahvenin? Turp gibi yedin ondan ötürü öyle oldu. Nasıldı kahve babiçko? Çok güzeldi Hatice'm. Çok güzeldi Hasan. Gürdün mü? Gürmedim. Fatma Ana yapsın yemekleri o daha güzel yapay. Saydam be Fatma Hanım. Çok güzel yapıyorsun. Sağ ol Atsu Efendi. Hepiniz sağ olun. Öyle herkes beğenir benim yemeklerimi. Salt rahmetli kaynanam sevmezdi. Allah rahmet eylesin. Anam şeker hastasıydı Fatma. Neyse neydi Allah rahmet eylesin dedim. Ama Nevres de daha bir güzel yapay. Böyle degışık yemekler yapay. O kadar güzel yapay ki. Degışık nasıl? Ne gürmüşsünüz, ne tatmışsınız, ne de duymuşsunuz. O kadar lezzetli. Öyle mi? Ne gibi mesela Münevver teyze? Mesela şimdi Murivay'da kızım mesela. Spanakli baklava. O çok güzel. Elmalı fasulye. Sonra marulali kumpir mancası. Öyle onu çok severim, çok güzel. Ay, anlayayım, anlayayım. Aferin Nevres de, çok iyi. Afiyet olsun. Kırda Nevres de yapsın yemekleri. Görün bakın ne kadar güzel yapay. Aman Hatice yapmasın da kim yaparsa yapsın. Çok ayıp abi. Ne feveranda, ne pürsüçanda. Bak hatta ne söyleyeyim. Koskoca Makedonya'da Fatma'm kadar güzel yapanı bulunmaz. Aman. Aman Ramiz, çok bitiriyorsun. Niçin bulunmasın? Samanlıkta yine ararsan bulursun değil mi? Bir de değilsin ama Ramiz Efendi. Ben Bediye Hanım'dan daha lezzetli yemek yapanı tanımayayım. Sağ ol kocacığım. Üladır. Bediye Hanım, Bediye Hanım. Siz Fatma Hanım'ın eline su dökemezsiniz. Nevres de dökebilir. Oğlum çok değişik değil. Ya dükebilir, yapabilir ama gene de Fatma gibi yapamaz. Öyle mi değilsin? Yok yok. Ben Bediye Hanım'ın üstüne tanınmıyorum. Kocacığım çok aşırısın ama çok taklisin. Nereste? Ne oldu? Buldum. Ne buldun? Yemek müsabakası. Yemek müsabakası mı? Ne o, korktun mu Hatice? Öyle ne vakit gideceğiz kırlara? Bir yemek müsabakası yapalım. Görelim en birinci kim olacak? Aman canım, niçin yapalım? Herkes kendini bilir değil mi Bediye? Niçin yapalım? Yok yok, yok. Yok Fatma, yapalım. Namık yapalım. Ayda yapalım. Biz varız. Biz tüven, de varız. Tübe tübe. Ne o kazanırım diye korktun mu Bediye teyze? Kimden kız korkam? Senden mi korkacağım? Le. Bir şey soracağım. Kim karar verecek en iyi yemek kimindir? Sonra Namık, sonra Cabbar Efendi. Öyle olmaz Ramiz Aga. O vakit sen Fatma Hanım'ı seçersin. Cabbar Efendi, Bediye Hanım'ı, Namık Nevres'te. Herkes sevdiğini seçer. Doğru, öyle olmaz baba. Tarafsız birini seçmesi lazım. Yüreysa, amcasının kaymakamı seçsin, olur mu? Olur be Ramiz amca, madem öyle istiyorsunuz, olur. Ya olmaz, bu da karısını seçer, ben bileyim. Ben katılmam ki. Olsun, istemeyim. Tamam Namık, o zaman şöyle yaparız. Ben seçici bir heyet oluştururum, onlar seçer. Ha, oluştur. Mesela Ahmet abi. Ahmet. Güzel, Ahmet. Ahmet yüzbaşı. Tamam.
İyi. İyi tamam olur. Ondan sonra Cezmi komutan. Ha o da, o da iyi bak. İyi, iyi, iyi. Tamam. O da olur. İlyas Zabit. O baş. Bir de değişik biri. Agop efendi. Olmaz. O içki müsabakasına katılsın. Sarhoş. Yok yok Agop olur. Agop'tan bile damak tadı var. Haydi ben yanım gösteresin kendini. Haydi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu kazamede ne lüzum var? Nasıl olsa Fatma'm kazanacak. Yalnız bu kazamede ne lüzum var idi? Nasıl olsa Atice'm kazanamayacak. Hasan. Hasan. Ana. Hatırlar mısın kırlarda güreş tutardım evvelden? Böyle atardım kolumu. Oğlum dedim yere atardım anamı. Cabar. He. Oğlum kırda seninle güreşelim mi? Tüve tüve. Sahi bak zaten sinirime dokunuyorsun. Olurum seni ayağımın altına götürürüm. Bak ne yaparsın sen? Sen güreşisin mi isteysin? Burada isteyim. Ya ben sana bulan birini onunla güreş. Yok ben bu kasapla güreşmek isteyim. Karılara yemek müsabakası, namika güreş müsabakası oldu mu? Oldu. Haydi iyi geceler. Haydi iyi akşamlar. Haydi. Haydi seni bekleyin. Haydi kardeşim. İyi geceler. Gideyiz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar baba. Hayırlı akşamlar Mustafa. Ve gittiler. Her gece her gece. Aman sussuz. Koş Ramiz koş. Ne? Haydi. Aa Ramiz. Efendim? Ekamuş değil mi bu? Ha öyle Ekamuş. Ne lazım değil miydi arada bagla olsun? Ay hüla. Hüleyse bagla bu ne? Ben lambalar üstünderem. Kamuş. Kamuş. Gel buraya. Gel. Sen ne yaparsın burada? Nasıl çıktın dışarı? Allah Allah gel. Nasıl çıktın dışarı? Hadi bakalım. Düşün bunu şimdi. Ramiz. Gel. Gel gel. 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 Kamış, dindir kafanı, dindir kafanı bana. Söyle bakalım bana şimdi. Ben düşüneyim, düşüneyim, bir türlü çıkamayayım işin içinden. Dün gece ben unuttum mu seni bağlayam? Ha? Ne dedin? Unutmadın mı? O vakit sen nasıl çözdün ipini? Nasıl çözdün? Ne? Bak güzler bak. Ne? Ha, konuşmayasın öyle mi? İstemeysin konuşasın. Konuşma öyle olsun. Bak Kamuş. Sen benden bir şey gizleysin ama ne? Ügüreneceğim. Haydi hayırlı geceler. Süt inecekim. Sana da hayırlı geceler. Şşt. Dayan. Dayan. Fatma uyusun. Açacağım camı. Alacağım seni içeri. Tamam mı? Vahide. Efendim. Ben şimdi sana ak desem sen bana ne dersin? Sen de hep karaya ak değilsin be Mustafa. Ne de? İşte bu yüzden seni seviyorum Vahide. Ne yaparsın? Karımı öpüyorum. Güren olacak. Ha, bu karanlıkta. Ay var gülmeyeyim misin? De güreyim. Ama gene de seni seveyim Vahide. Ne konuşuyordunuz Ahmet abiyle fısır fısır? Hiçbir şey. Ne konuşuyordunuz? Oo ne ka çok yemişim ne ka. Fatma ananın yemekleri de pek güzel maşallah. Haydi. Gel bakalım yatmayı mıyız? Yatacağız Hasan efendi yatacağız da.
Sen burada yat Aycın. Hiçbir şey anlamayayım. Ne oluyor Hatice? Bir hangi şey olmayı kocacığım. Ben hiçbir şey anlamayayım. Lazım şunu da sana şöyle koynuna verem. Ne oluyor be Hatice'm, ben bir şey anlamayayım. Anlatayım öyleyse Hasan Efendi. Bir vakittir sen benim bu makina aynı yatakta yatız bilirsin. Ben daha istedim deyem, ben sizi hiç rahatsız etmeyem. Siz burada böyle rahat rahat uyuyun. Oldu mu? Gel oğlum. Heh, unutmuşum. Lazım rica edesin bu güzeller güzelinden. Artık ana yemeğini o pişirsin. Bilirsin ben doğru dürüst yemek pişiremeyim. Öyle değil mi? Hadi. Fatma. Hı. Bu gece rahat rahat uyuyacağız. Çok şükür, çok şükür. Ya Alex dündü. Hı. Mustafa ile vay de barıştı. Öyle, öyle, öyle. Şükür, şükür. Hasan'la Hatice'de herhangi bir şey yok. Yok, 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 yok. Aman, aman, aman. Her bir şey düzeldi. Çok şükür Allah'ıma, çok şükür. Vakit. Rahat rahat uyuyalım. Haydi. İyi geceler. İyi geceler, iyi geceler. Ramiz. Efendim. Sen benim hangi yemeğimi çok seversin de ben yapayım? Biryan pilavı. Kol pidası. Ha. Ey ey ey. Ey o vakit. Ben kol pide yapayım. Yap, yap. Ha? Haydi yap, yap. Ya mantı mı yapsam? Olur, mantı yap. Hadi yap. Hmm. Ay Ramiz, bak aklıma ne geldi. Elbasan tamamı geldi. Aa, yok, vallahi o gelmedi. Ama ben bilim gelecek idi, sen peşin süredin onun için gelmedi. Ama elbasan tava çok hoş geldi. Dur ben onu yapayım. Yap, yap Fatma. Ne? Onu yap sen Fatma. Hadi yat Fatma. Ha? Yat. Hay yatağım. Haydi bakalım. Hayırlı geceler. Bir de mi yapsam? Bir de yapalım. Tekmeledi. Duydun mu? Duydum. Bak bak. Duydun mu? Duydum. Az kaldı doğuma demek. Öyle. Zarif ablam sen yokken çok ağladı. Çok ağladı değil mi? Bak bak. Duyuyor musun? Duyarım. Ha? Akladı ama dinleyeyim artık. Artık aklamayacak kimse. Tamam mı? İnşallah. Alex abi. Efendim Zarif. Bilir misin Zarif ablam sana aşık. Söyle şimdi Zarif ablana ki ben de ona aşıkım. O da sana aşıkmış. Dilim yavrucuğum. O gene yaptı. Duyuyor musun Zarif'e? Bunu mi araysın? Kaç gündür her gece çıkaysın, bilmeyen mi sanaysın? Biliyorsun yani. Ahmet abiyle buluşuyorsunuz değil mi? Sabah kay eşkıya araysınız. Ben de geleceğim. Dur Vahide yapma.
Mustafa bilirsin ki koy vermezsen ardından çıkacağım. İstersen koy ver, beraber çıkalım ha. Ne ügrendiniz be? Gıt 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 gıdak. Gıt 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 gıdak. Gıt 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 gıdak. Tamam ügrenmişsiniz, tamam. Tamam. Hayırlı sabahlar Fatma abla. Sana da Meryem, hoş geldin. Ay bilmezsin Meryem. Benim bu kız şeylerim sabahtan beri ne kadar şen oldular, ne kadar sevindiler. Gıt 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 gıt. Tamam tamam aman. Kızacıklar nerede? Abla onlar gelemeyler. Ha, niçin? Mahmut Hoca ceza vermiş, gene evde ödev yaparlar. Yapsınlar avukat, yapsınlar değil mi? Ama kızcılar da beklediler ki beraber gitsinler. Aman aman hadi neyse. Üzülmeyin, üzülmeyin. Bakın, hay siz şimdi gidin. Hadi gidin, pürsüçanda ne kadar şeker var ise, ne kadar yemiş var ise toplayın gelin, tamam mı? Bu kuru yemek de gelir sana. Bak bak, bak bak. Yavaş. Yanlış, bu ne hal? Bir gözün açık, öbürüsü kapalı. Şeşbeş bakaysın. Dün gece hiç uyumadın mı yoksa? Söyle bana bakalım, niçin uyku tutmadı sana? Bu halinle niçin uyumaysın? Söyle bana, gel. Allah Allah. Ramiz Bey, bana da süt ver. Tekelim şimdi, tekelim. Senden sonra konuşacağız. Vahide, biz seninle ne konuşmuştuk? Ne konuşmuştuk? Ne lazım idi yapam? Hep geriden mi yürüyecek idi? Söz vermiştin ama. Niçin kapmışız anlamayayım. Eşkıya bulduk mu? Yok. Bir hangi şey oldu mu? Yok. Boşuna kızarsın. Tamam Vahide. Haydi Vahide. Sen yat. Sen yatmayacaksın mı? Allah'ın belası, herifleri bulamıyoruz. Bir süredir baskınlar da kesildi. Ne demek oluyor bunlar? Hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Belki de yıldılar artık, korkaylar, yapamayalar bir şey Mustafa. Hiç sanmıyorum Vahide. Hiç sanmıyorum. Başka bir şey var, biliyorum ama ne? Sen elinden geleni yaptın Mustafa. Günlerdir dağlarda nöbet tutaysın. Köy için, herkes için. Lazım biraz dinlen. Haydi yatalım. Haydi. Senden üteri her tarafımı gırç tuttu Hatice'm, bu kadar zalim olacağını hiç düşünmezdim. Ya o dikiş makinası dükkana gidecek ya da bundan sonra büle. Ya hırsızlar, peki ya o kaba şerefsizi? Öyle mi? Size mutluluklar o vakit. Çok zalimsin Hatice'm. Ben miyim zalim? Ne? Sen değil misin herkesin içine yemeğimi kötüleyen? Yarın göreceğiz kimin yemeği iyi, kimin kötü. Sen sakın bana söyleme, ben yemek müsabakasına katılacağım, çok gülerim. Hatta dur, ben peşin gülem. Gül Hasan gül. Son güle neye güler? Yemek mi? Nerede bu be? Haydi be. Baba. Haydi. Yürü. Süt geldi ya. Bahar'ın taze sütleri geldi ya. Bahar geldi, sütçü geldi. Hayırlı sabahlar Kamber Efendi. Sağ olun Ramiz Efendi. Ne yaparsın öyle? Görmeyeyim misin? Boncumu temizleyeyim. Ha, gürüm. Ha, hadi kolay gelsin.
Dur Ramiz Efendi. Durdum. Ben bunu nerede tanıyayım? Ne oluyor be? Bu eşek senin eşek mi? Ya benim kamış. Demek öyle. Eşeğine söyle eşeğimden uzak dursun. Ne? Bir vakittir her gece evime geliyor. Hem de Anıra'yı. Söyle eşeğine, aklını başını devşirsin. Aa, sülerim sülerim. Çekerim kulaklarını. Gel buraya, gel, gel, gel. Hadi selametle. Ya bak çekeyim işte. Gel buraya. Komşu komşunun eşeğine fena yüzle bakar mıyız? Ha? Kamış. Şimdi anlaşıldı. Gecelerin için uyumazsın. Ha? Geceleri kapıyı açıp doğru boncuğa. Seni gidi çapkın sana. Seni gidi çapkın. Yürü, yürü zamparak yağmış, yürü. Bahar gele sıcaklar şey. Tavuklar gıtlar. Kız Meyrem. Hı? Sen benim otlu pidemi sever misin? Seveyim abla. Otlu pidemi el basan bir süle. Hayırlı sabahlar Fatmacığım. Hoş geldiniz. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hadi buyurun geçin, geçin, geçin. Haydi, 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 haydi. Sağ olasın, sağ olasın. Buyur geç. Aman, ne zahmet ettin, iyi ettin. Gel kızım, gel. Gel oğlum. Ana, Vayda nerede? Vallahi bilmem. Gelmedi bu sabah. Lazımdır evinde olsun, değil mi? Nerede olacak başka? Tabii kocasının yanında olacak. Öyle, öyle. Ana. Hı. İsteyim sana bir şey söyle. Ne söyle? Ben müsabakaya katılacağım. Hangi müsabakaya Hatice? Yemek müsabakasına. Senden mi Hatice kızım? Bu çok, çok şahsi bir mesele Bediye teyze. Asana inat için katılacağım. Hatice kızım, Asan haklı. Ben ne kabilim, sen kahveyi bile taşırmadan yapamayızsın. Hatice, katıl. İster misin ben sana yardım edeyim? İsteyim Meyrem abla, isteyim. Sen tatlı kız kardeş Fatmacığım, ne yapacaksın müsabaka için? Bediye kız kardeş, altın kız kardeş, bilmeyim. Valla hem var aklımda bir şeyler, hem yok aklımda bir şeyler, bilmeyim, bilmeyim. Ana, niçin söylemeysin? Hatice, ben nasıl karar verem kızım? Bir düşün, düşün. Ben o kadar çok yemek bilim ki. Lazım ben hangi birini seçeyim? Hangi birini seçeyim de yapam? Benim işim çok zor Hatice. Ama çok zor. Sizinki kolay. 2-3 tane yemek bilirsiniz. Seçersiniz, yaparsınız. Değil mi öyle sen hangi yemek yapacaksın? Ah, tatlı kız kardeş, benim de kafam dertte. 199 çeşit yemek arasında hangi birini seçeyim hiç bilmeyeyim. Ben size bir kahve yapam mı? Hem tatlı tatlı konuşuruz kim ne yapar. Aa, ne kadar güzel olur Meyremciğim. Senin kahven taşmay. Kaymaklı olur. Hay kalk yap Meyrem. Bir sade, şekerli bana. İyi.
Zindandayken ne düşündüm biliyor musun Zarife? Ne düşündün Alex? Ben muallimim değil mi? Biliyorsun. Kendime göre bir talimim, bir terbiyem var. Kendime göre bazı şeyleri bilebilirim. Bazı şeyler mi biliyorsun? Alex sen her şeyi biliyorsun. Bazen bile düşünüyorum, bile okurmuş adam nasıl da benim gibi cahil bir kızı sevdi. Cahil kız mı? Öyle. Şimdi beni çok iyi dinle Zarife. Dünyadaki okunmuşların yarısı senin kadar akıllı olsaydı bu dünya çok daha güzel olacaktı. Sen dünyada tanıdığım en akıllı kızsın Zarife. Öyle mi değilsin? Gel bakalım. Güzel Zarifecik. Geç otur sen orada. Gel. Ama insanlar dünyada ne oluyor ne biteyi bilmeyiz Ali. Onun için bu duruma geldik. Onun için kardeş kardeşi vur artık. Kardeş kardeşin boğazını kesin. Bilmeyler ne dolaplar dünyayı Zarife. 500 sene Zarife. Az vakit değil. 500 sene biz beraber yaşadık. Kardeş gibi yaşadık. 500 sene içinde birbirimize başladık benzeyelim Zarife. Değilsin ki başladık benzeyelim. Benzer tabii. Mesela baharın geldiği günü bütün insanlar dünyada başka başka adlarla kutlarlar. Başka adları var ama aynı şeyi kutlarlar. Nasıl? Ortodokslar Aya Yorgi'de. Sveta Yorgi. Katolikler Saint George. Saint George. Saint George. Yunan'da Dionysos şenlikleri gibi kutlanır. Biz nedeyiz? Hıdrellez. Ya da Nevruz. Evet. Aynı şey. Bunları lazım anlatmak zaten. Herkes bilsin. Unuttukları bazı şeyleri hatırlasınlar. Yok. Yok. Bunları lazım yazmak zaten. Lazım yazmak bunları. Okumayı bilenler anlatsınlar, onların da bilmeyi okusunlar. Bak sen yaz onu Alex. Zaten senden daha iyi yazacak birini tanımayayım ben. Ben karar verdim yazan var. Bak. Bahar kız seneli de geldi. Değil mi Zarife? Dünyanın her yerinde bahar kutlanır. Bahar geldi Zarife, bahar. Biz de bile dünyanın her yerinde. Biraz daha da kışkı ama güne kutlanır. Geldiniz mi be? Güzel kız selam. Hoş geldiniz. Alın bir kız selam. Alın. Alın bakalım. Yüzünüz hep böyle gülsün kızlar. Bahar gibi. Oldu. Küçük Zarife sınıfımda gelsene. Haydi Zarifeciğim. Koş, tavuk gibi yapın hepiniz, haydi. Dikkat edin Zarife. Aferin kızçeler. Hayırlı günler Terzasa. Hayırlı günler Solina Hanım, hoş geldiniz. Ben elbise için uğramıştım. Bugün prova edecektiniz. Biter. Az bekler misiniz? Beklerim tabii. Bir kahve süleyem mi size? Zahmet olmazsa. Zahmet olmaz. Niçin olsun? Nasıl içersiniz kahvenizi? Sade. Sade. Öyleyse hemen süleyem o zaman. Kahveci, bize iki kahve, bir şekerli, bir sade. Süledim, gele. Fatma kul pidesi yapmaz. Aman onun o pidesi ne lezzetli oli. Kocam Cabbar bile yerken boguli. Daha bir tane kahve içer misin? Bir şey, daha bir kahve mi? Yok tatlı kız kardeş, çarpıntı yapay. Eğerim ben Fatma isem, bu Bediye Paşa küftesi yapacak çok güzel yapay bilim.
Ben türlü mi yapsam? Tete bu Bedia'yı bari lazım geçer. Sen bir kahve içer misin Hatice? İçerim ana, nasıl içmem? Gencim, güzelim, çarpıntı yapmayın. Gençsin ama tecrüben yok. Benim kadar güzel yemekleri yapamazsın. Kuku, bunlar kapışacaklar. Te bitti Solina Hanım. Tam istediğiniz gibi oldu. Size çok yakışacak. Böyle çok güzel bir elbise oldu. Bu biraz demode olmuş sanki Hasan Efendi. Demode? Ha, öyle öyle demode. Size de çok yakışacak yani. Yaşınıza başınıza uygun böyle ağır başlı bir elbise oldu. Siz bana yaşlı mı demek istiyorsunuz? Yok, öyle demedim. Yani elbise çok demode değil. Çok güzel değil. Hasan! Hasan! Git de işim var şimdi. Hasan oğlum! Ya git deyim, işim var, gülmeyin misin? Oğlum sen terzi değil misin? Terziyim ama işim var deyim sana. Ama lazım, sipariş ver ha. Ne istersin be söyle? Güreş kısmeti. Güreş kısmeti mi? Öyle güreşeceğim, kısmet lazım. Allah'ım nereden çıktı bu be? Ben bu elbiseyi almıyorum, vazgeçtim Hasan Efendi. Ama niçin öyle değilsiniz Solina Hanım? Siz nasıl söylediyseniz ben öyle diktim. Her şeyi tamam diktim. Ben kollarını böyle istemedim. Yakasını böyle kapalı istemedim. Ben istedim beni hem genç hem güzel gösterecek bir elbise ki alayım Hasan Efendi. Ama ben terziyim Solina Hanım, ben sihirbaz değilim, seni genç gösteren. Sinirleniyorum ama. Ya istediğim gibi dikersin ya da vazgeçtim, almıyorum. Çekil be. Gel. Beni çağırtmışsınız Kaymakam Bey. Evet komutan. Sizin de haberdar olmanızı istediğim bir konu var. Oturun lütfen. Az evvel bir telgraf aldım. Burada yazdığına göre lise mekteplerinde okuyan talebeleri Osmanlı'ya karşı kışkırtmak için yeni bir teşebbüse girişmişler. Bu çok tehlikeli bir gelişme Kaymakam Bey. Öyle. Fakat biliyorsunuz padişahımız Abdülhamit Han liselerin kendi cemaatine mensup gençlere eğitim verme hürriyetini tanıyalı çok oldu. İşin buraya varacağı belliydi komutan. Fakat ne kadar söylesek de padişahın nazarı dikkatini çekemedik. Lise mekteplerinde verilen eğitimi kontrol edemiyoruz. Muallim atamalarına karışamıyoruz. Kısacası elimiz kolumuz bağlı Kaymakam Bey. Bundan sonra küçük çocukların, gençlerin göz göre göre beyinlerini yıkamasına seyirci kalamayız komutan. Ne yapabiliriz ki Kaymakam Bey? Bu hain oyuna müsaade edemeyiz komutan. O kadar kolay pes edemeyiz. Bu memleket hepimizin. Şeker, bir sürü yumurta, bir sürü elma topladık. Aferin size kuzular. Fatma abla, ben de artık eve gideyim. Git. Ben de lazım gideyim sanayım ki artık kocam Cabbar da gelir eve. Git. Ana. Ben de gideyim mi? Hayır, yürü. Fatmacığım, kal sağlıkla. Ay sen de... Git sağlıklı Bediye Hanım. Haydi. Haydi. Haydi kızım. Haydi. Selametle. Haydi. Al ben sana. Haydi selametle kızım. Haydi. Fatmacığım. Görüşürüz. Hay canım, görüşeceğiz inşallah. Ha? Ana, 5 yumurta, 4 tane elma topladık. Öyle mi? 5 tane elma olmalıydı, 1 tanesini ablam yedi. Sus. Afiyet olsun. Sen için yemedin? Ana, pembe top top şeker yedi. Aa, çok mu yedin kız? Çok. Bak, niçin çok yedin? Karnın da kırır.
Agarmaz. Agarır değil mi? Agarır. Agarır. Fatma ben geldim. Hoş geldin. Bak içko pembe top top şeker yedi. Şeker mi yadı? Bana kalmadı mı? Bana çok isteyelim. Ha, yazık. Baba yok. Nerede kaldı babiçko oğlum? Ben de merak edeyim. Hah, geldi. Hatice. Ah. Hasan. Ben geldim Hatice'm. Hoş geldin de. Ben demedim mi eve makinayla gelmeyeceksin diye? Mecbur geleceğim Hatice'm. Öyle mi? Öyle. Çekilir misin önümden? İç içimden gelmeyi çekilem. Hatice bak zaten benim aksabim bozuk. Ne oldu? Kapıştınız mı makinanla? Aranızı yapmam Süleyen. Kapıştık ama makinemle değil. Bir müşterimle kapıştık. Allah Allah. Gel o. Mustafa. Saat kaç olmuş? Dur bakayım. Oo. Akşam olmuş vay de. Ne kadar uyumuşuz. Vallahi o kadar uyumuşuz ki akşam etmişiz saat. Hem bir iki saate kadar da Ahmet abi gelir zaten. Belki o da uyuyakalmıştır. Yok yok. Gelir o. Aç oldun mu? Çok. Çok acıktım. Vallahi ben deyim çok aç. Çok. Tamam tamam ben yaparım. İyi. Hadi ben de yardım edeyim. Fatma! Fatma nerede kaldı ütü? Gelim 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 bekle. Gel gel. Hadi hadi hadi. Geldim. Ah. Ben size süledim mi sülemedim mi? Bu kaş şeker yerseniz karnınız ağırır dedim mi demedim mi? Süle dedim mi? Süle. Bağırma anası. Bağırma anası, bağırma anası. Ama hiç söz dinlemeyler babiçkoları. Bağırma dedim. Asla kız. Sen de yansan bir olursun. Bu ne ütü nazarım karnına. Yok dey büle yakası büle açık olacakmış. Yok te büle kolları kısa olacakmış. Sonra büle büle olacakmış, büle büle olacakmış. Ha bir de isteymiş kendisini genç gösterecekmiş. Bak bak bak. Okkabaz mıyım ben? Terziyim. Ben nasıl gösteririm yaşlı kadini genç? Buralarını böyle fal tali diksen Hasan. Nerelerini? Tete buralarını böyle yakasını hem etegini. Ya yok yok çok saçma olur. Niçin saçma olsun? Güzel olur. Olmaz. Böyle belinden daraltacaksın. İyi. Hem etegini kısaltacaksın az biraz. Yok daha neler. Dediğimi yaparsan beğenir. Hatice'm hiç kusura bakma ama çok zevksizsin. Hasan sabrımı taşırırsın. Aman almazsa almasın ben. Zaten aksabim bozuk. Dikmeyeceğim işte. Uyudular mı? Aman 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 uyudular, uyudular. Ramiz Efendi. Bak peşin Süleyem yoktur bu akşam tayyarı içeri alasın bileysin. Dün akşam almış idin bilesin. Fatma ben dün akşam tayyarı içeri almadım. Ülmüş baba mı aldı? Tübe tübe Allah göstermesin neler sürettirirsin sen bana. Fatma, hayvan biri mi kapıyorsun? Kim aldı o vakit? Fatma sana bir sır veren mi? Sır mı? İyi ver bakalım. Bizim bütün hayvanlarımız biri kapıyorsunlar. Aa, sen iyi misin Ramiz? Sağ ol. Bak ele ele bizim Kamuş var ya. Hem bile ipimi çözsün hem de kapıyı açsın. Saklam tayyara Kamuş üretmiştir. Ha, senin sırtın terli mi? Ateşin var mı kocacık? Ha? Sağ ol. Hı? Bak dinle bana. Ele ele bu Kamuş var ya. Her gece. Her gece ipini çüzey, kapıyı yavaş yavaş açay ki biz duymayalım, uyanmayalım. Hı. Nereye gider? Dokuri Kamber Efendi'nin evine.
Ha, niçin gidey? Misafirlik mi gideymiş? Misafirlik gideymiş ama istememiş gürünsün Kamber Efendi. Misafirlik gidey, isteme gürünsün. Ama gene de Kamber Efendi dün gece gene gülmüş giderken. Niçin gitmiş üleyse? Ha, borcu mu varmış isteymiş üdesin, niçin? Boncuk'a gitmiş. Boncuk kim be? Boncuk be, Boncuk Kamber Efendi'nin o süslü eşeği, süslü kızı. Bak, bitti değil mi? Ben sana söyleyeyim mi? Ben ne anladım ne anlamadım Rabiz Efendi. Ne anladın Fatma? Bak ben tam tebile anladım. Tayyar bile kapı açsın. Bunu kamıştan ügrenmiş. Senin ateşin ateşin yok Allah'a şükür. Çok iyisin. Kamışta kalkmış Kamber Efendi'ye gitmiş. Öyle mi? Ama borcu yokmuş ödesin Kamber Efendi'ye, ne yapsın? Kalkmış o da Boncuk'a gitmiş. Boncuk kim? Kamber Efendi'nin süslü eşeği. Ben tam tebile anladım. Ah benim akıllı karıcığım. Ne kadar güzel anlamışsın. İlan. Allah rahatlık versin. Sana, hayırlı geceler sana inşallah. Sana sana. Allah tamamına erdirsin inşallah. Ne gören ne duyan var yüzbaşı. Sağ ol Halit Çavuş. Sen git adamları toparla, devam edeceğiz. Bir aydır hiçbir çete hareketi olmadı. Bu Dimitri bir şeylerin peşinde ama bu sessizlik ayrı alamet değil. Ben de birkaç gündür aynı şeyi düşünüyorum. Bunlar bir şeyin peşinde ama neyin? Bence korktular. Pıstılar yani. Keşke söylediğin gibi olsaydı Vahide. Hadi. Hadi. Benim güzel makine. Bu ne be? Hatice. Hatice bu ne? Elbise. Sen ne yaptın bu elbiseyi Hatice? Düzeltirdim Hasan. Düzelt... Tövbe, tövbe. Haydi geç kalıyız gideceğiz. Nereye gideceğiz? Dükkana. Sahibine ben... vereceğiz. Ben bunu hayatta kimseye göstermem. Göstereceksin. Hayatta olmaz. Göstereceksin Hasan. Ya gösterem de bana bile kık 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 gülsünler öyle mi? Göstereceksin Hasan, tete odur tete o. Hatice'm hani çayıra gideceğiz. Gideceğiz. Peşin dükkana gideceğiz, sonra çayıra gideceğiz. Müslüman, hiç beğenmedim, hiç. Çamış, ne oldu din akşam? Söylesene, çapkınsene. Ha? Söyle hadi, söyle ne olur, söyle, söyle bana. Ah Ramiz ah, gözün kör olmasın Ramiz. Bak, bak ben ne buldum içeride. Sen gene almışsın tayyarı içeri, niçin aldın? Ben almadım Fatma. Söyledim sana bilirsin, bütün hayvanlarımız bilirler nasıl kapı açsınlar. Ha, bilirler nasıl açsınlar ama bilmeler nasıl kapasınlar öyle mi? Aferin aferin. Canım bak Fatma doğru söyler. Sen ügretin nasıl açsınlar lazım ügretesin nasıl kapatsınlar. Bak Canım. Bir kapı açılırsa lazımdır kapansın. Ramiz Efendi. Oo. Hayırlı günler Kamber Efendi. Eşeğin eşeğimden uzak dursun. Sen de eşeğine suyla kuyruk sallamasın benimkisine. Haydi be yürü hanım. Kayınbaban geçiyor bak. Dimitri'den haber geldi. Tino, sen adamlarınla birlikte Pürsçan kasabasına gideceksin. Pürsçan yakınlarında
Feveran diye bir köy var. Orayı basacaksınız bu gece. Peki. Orada özellikle öldürmeni istediğim birileri var. Sakın onları öldürmeden geri döneyim deme. Nereden tanıyacağım onları? Merak etme. Hepsinin evini tarif edeceğim ben sana. Böyle saygısızlık görmedim. Sorine Hanım da gelmiş. Nihayet teşrif ettiniz Hasan Efendi. Ha, teşrif ettim, evet. Elbisem hazır mı? Değil, hazır değil. Hazır, hazır. Görebilir miyim? Aa, görürsünüz, nasıl görmezsiniz? Ama istemeyin böyle herkesin içinde gösterem. Ait girelim içeri. Hasan, kocacığım aç kapıyı. Öyleyse ben Üsmen'i, Üsmen sen bir vakit burada otur. Ben dükkanın kapısını açacağım, sonra beraber gireceğiz. Yanlış yoldasın Muallim Efendi. Osmanlı'ya bu kadar bağlı olasın iyi değildir. Hepimiz Osmanlı değil miyiz efendi? Sen bu kafayla gidersen çok uzun yaşamazsın Muallim Efendi. Beni tehdit mi edeysin? Yok, ben tehdit etmem. Ne dersem onu yaparım. Beni anlıyorsun değil mi? Sana ilk hem son defa söyleyeyim. Ya benim dediğim gibi yetiştireceğim bu çocukları. Ya da Osmanlı gibi hepten yok olacaksın. Sen bilirsin. Ne ettin Hatice, ne ettin, ne ettin? Beni rezil kepaze ettin. Çok utandırdınız beni Terzi Hasan. Üle üle. Ne deseniz haklısınız. Bu elbise fevkalade. Bir şaheser. Ne? Tam garp modasına uygun. Hakkınızda yanılmışım. Faltaları nasıl, faltaları? Çok güzel. Bu elbiseden iki, hatta üç tane istiyorum. Böyle güzel, farklı olsun. Parasını fazla fazla veririm. Zaten hak ettiniz. Isın, ısın. Haydi ben ısındım, haydi. Acele etme. Gelecek pehlivan. Al şunu pehlivan. Sağ olasın Ramiz. Kurtardın beni bu deriden. Bekle de gül bak. Evde nasıl kurtardım. karılar. Ne vakit başlayacak yemek müsabakası? Nasıl oldu? Geldi ya. Son aldığım bilgiye göre tüm Makedonya genelindeki kilise mektepleri üzerinden geniş bir faaliyet başlatacaklarmış. Ne gibi? Söyleyen o ki şimdi de kilise mekteplerinde okuyan çocukları Osmanlı'ya karşı kışkırtmak için yeni bir işe koyulmuşlar. Muallimleri kullanacaklarmış. Tefidi tedrisat yasası çıkmadan hiçbir şey yapamazsın bile bu. Alex doğru söylüyor. Ama gene de yapabileceğimiz şeyler var. Halkı bilinçlendirebiliriz. Evet Mustafa, haklısın. Ben diyorum ki biz şu gazete işine geri dönelim. Eğer kardeş kavgasına son vermek istiyorsak, insanlara bunu gazete üzerinden anlatabiliriz. Alex'le konuştuk bunu. İyi fikir. Doğru. Her hafta en az bir kere kahvehanede buluşalım diyorum. Herkese olanı biteni anlatalım. Bulgar'ı, Sırb'ı, Arnavut'u, Rum'u, Makedon'u. Hep birlikte oturalım, konuşalım. Bir çözüm yolu bulalım. İyi düşünmüşsün Dilaver. Bu mevzuda bilhassa sana çok iş düşüyor Alex.
Hem gazetede yazmanı hem de bu toplantılarda bulunmanı özellikle rica ediyorum. Ayrıca civar köy ve kasabalardaki kilise mekteplerini dolaşarak Hristiyan gençlerini kışkırtmalarını engelleyebilirsin. Seve seve yaparım bunu. Gel gel. Mari otur. Kolay gelsin Fatma'cığım. Sana da, sana da canım. Benim kocam kuvvetli, benim kocam değişik, benim kocam yürekli, benim kocam kuvvetli. Biz geldik. Ana biz geldik. Hoş bulduk. Fatma ne vakit başlayacak? Aman ne çabuk acele edesin be adam. Bırak nefes alsın millet. Ya nedir bu rahatlık? Nerede kaldı o yarışma heyecanı? Baba Dilma anam bir iki birinci gelecek ondan ötürü rahat. Lazım değil heyecan yapsın. Öyle mi kız Vahide? Valla öyle Bediye teyze. Kimin anası? Sen de mi Vahide? Yok be abla muhabbet yaparsın. Aslan baldız. Aslansın baldız. Aslan baldızım. Hiç kusura bakmayasınız. Burada benimle kaynanan var iken lazım değil de kazanasınız bir müsabakayı. Evet, seçici heyetimiz de geldi. Ah. Hoş geldiniz. Hoş geldin heyet. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Batman gel. Sağ olun. Kolay gelsin. Tino. Bu sütçünün evi. Muallimin evi. Anladın mı? Anladım. Sütçünün ve muallimin evinde tek bir canlı bırakmayacağız. Merak etme, hepsini öldüreceğiz. Önce müsabakaya katılanları tanıyalım. İlk soframızda gelin kaynağı danışmışsa iyi bir misal. Nevreste ve Miniver Hanım. Sağ olasın çocuğum, sağ olasın. İkinci soframızda Bediye Hanım ve onun yardımcısı Cabbar Efendi. Sağ olasın kocacığım. Üçüncü soframızda Fatma Hanım ve onun meşhur yardımcısı Sütçü Ramiz Efendi. Yaşa ana, haydi. Yaşa ana. Ana güzel marifetlerini. Ve son soframızda Hatice Hanım ve onun yardımcısı Meryem Hanım. Hiç şansı yok, hiç şansı yok. Güreciz Hasan, güreciz. Abi. Evet. Her yarışmacı yemeğini tamamladıktan sonra seçici heyetimiz yemeklerin tadına bakacak. Ama kime rey kullandıklarını bilmeyeceğiz. Ha. Onların kararı doğrultusunda da birinciyi tayin edeceğiz. Evet hanımlar efendiler. Müsabaka başlasın. Haydi. Buyurun. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi kolay gelsin. Haydi dogra kompirler. Ben mi? Sen iki tane kocan yok, bir tanemsin, yardımcımsın. Haydi dogra. Yürü olsun. Kaynanacığım, biz ne yemek yapacak idik? Niçko'nun yumurtalarını karıştıracak idik. Haydi işte şimdi orada. Ha tamam. Hanımlar yemek hazırlarken biz de gidip ayak topu oynayalım. Haydi. Ha? Haydi. Oynayalım, doğru diyorsun. Yalnız sen kızancıklık yapacaksan hiç gelme. Haydi haydi haydi. Dino, sakın söylediklerimi aklından çıkarma. Merak etme Abdül. İki gün sonra kararlaştırdığımız yerde buluşuruz. Siz ne tarafa gidersiniz? Babama çok tatlı bir oyun oynayacağım Dino. Hem de çok tatlı.
Kamil. Efendim. Haydi aç artık hamuru. Açam. Fatma, çok koydum maydanozu ya. Aman, sen nereden bilirsin az mı çok mu? Ben maydanoz sevmeyim, oradan bilirim. Hadi, hadi, hadi. Sen Ela'nın çamuruyla kar işine karışma, hem sus. Hatice, ben etleri doğradım. Haydi Meyrem abla, koy tencereye. Haydi. Mori, Mori, Mori gelin. Mori niçin o kadar büyük do... Kız gelin. Mori çok büyük mi dogramışsın onları? Ya küçük, bu yemek tebüyle yapılır kaynanacığım. Bilmezsen bak ügler. Mori mahvedeceksin yemeği Mori. Bilmezsin konuşasın. Daha küçüklü yap onları. Cabbar Efendi, doğradın mı soğanları? Belli olmayayım, belli yani. Tamam. Haydi çabuk, ha. Kes. Fatma, ama çok doldurursun, hamur şişer, patlar. Sen daha böyle konuşursan beni patlattıracaksın. Sanki bir hangi kere yemek yaptım be adam. İlla da yapmam mı lazım? Ramiz, sus dedim, sus. Aç dedim, aç. Haydi. Doldurursun işte, bak gene. Koydun ağzını. Patlayacak bürek işte. Ramiz, sen beni patlattırdın, ben de büreği patlatıracağım. Daha susmasan kafanı patlatacağım, ona göre. Sus! Ben sana demedim mi böyle dogramayacak diye kaynana? Nerede Mori duyulmuş kocam eti parçaları koyasın öte? Bak buraya, vallahi sonunda alacağım seni keseceğim. Hem koyacağım tencereye kaynasın yemek gibi. Ben de onu yapacağım sonunda. Hiçbir şey yapamazsın, anam burada benim. Ne bak? Bak, anan ne yaptı? Her şeyi berbat etti. Böyle yapılmaz, böyle yapılır. Mahvettin Mori yemeği Mori. Allah belanı vermesin senin. Niçin ben bu kadar burada çabalandım kız bile? Boşa gitti bunların hepsi. Mori gelin Mori. Mori pelin Mori ha. Bozacak sonunda işim ya. Kaybedeceğiz senin yüzünden. Dokunma, dokunma. Bütün işleri bana bıraktın. Hiç bilmesin yardım edesin, sol bilirsin yiyesin. Ayıp oluyor mu Bediye Hanım? Doğru söyleyin. Çekil lan, Hatice, ben olsam o yemeği... koymam heyetin ününe. Meyrem abla, süle bu abine bir hangi şey sülemesin. Açan elinde bıçak var. Korkayım kendimde. Abi, yüzünü seveyim yapma. Bak kesecektin. Hem kızancık olma. Tamam, yemek yapma süresi doldu. Şimdi galibi belirmek için... müsabaka heyetini maslana davet edeyim. Buyurun. Dur. Hava kararına kadar burada konaklayacağız.
Elmasından da ye. Afiyet olsun Heyet. İlyas abi gel sen de tak. Açarsın. Evet. Hanımlar, efendiler. Yarışmacılarımızı şöyle öne alalım. Buyurun. Buyurun. Evet, aldığımız sonuçları açıklıyorum. Yemek müsabakasının dördüncüsünden başlıyorum. Dördüncü sırada Nevresli Hanım. Ne? Oğlum ne desin be? Oğlum hile var. Yok. Hep senden ötürü kaynana. Evet, çok bile bu yemek için. Evet, üçüncüyü açıklıyorum. Üçüncü sırada Bediye Hanım. Vallahi ben sanayım ki bu heyetin üyeleri hem genç hem tecrübesiz. Vallahi. Evet, devam ediyorum. İkinciyi açıklıyorum. İkinci sırada Fatma Hanım. Kazanan Hatice Hanım. Kazandık. Kazandım. Kazandım. Kazandık. Kazandım. Kazandım. Kazandık. Ben bu yemeğin tadına bir bakacağım. Ben bilirdim Hatice'min birinci olacağını. Çünkü nereden bilirdim? Hiçbir kimse Hatice'm kah güzel yemek yapamaz. Öyleyse gel seni bir öpem Hatice. Öldürürüm Hasan. Ben de öldürürüm. Ya şimdi kararım yemek müsabakası bitti değil mi? Sırada güreş müsabakası. Şimdi iki pehlivan gelecek meydana. İkisi de birbirinden merdana. İlk pehlivanımız Sevaran Kivi'nin aslanı. Mahmut Hoca. Aslan kocacığım benim. O birisi pehlivan. Kim? Hürsü Çağ'ın kaplanı. Kim oğlum o kim? Melek Osman. Yaşa Melek Osman. Ne güzel. Hadi bak. Hadi. Anladın mı?
Dön, güven. Hayda bakalım. Aferin minik Osman'a. Oldu bize. Hadi gidiyoruz. Çıkacaklar ortaya. Hadi dağılın köye! Toplayın herkesi meydana! Kız!